Merhaba değerli izleyiciler. Hani diyoruz ya, Edirne'den Kars'a kadar ülkemizin her bir köşesi cennet. Efendim biz de bugün Edirne ilimizdeyiz. 22 plakalı ilimiz. İnşallah çok yakında da Kars'ı olmayı planlıyoruz. Efendim şöyle, özellikle de 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye nitelendirdiği Selimiye Camii'nin hemen ön tarafındayız. Ve bulunduğumuz alanın son kısmında ise Mimar Sinan'ın heykeli bulunuyor. Tabi Edirne dediğimiz zaman öncelikle Kırkpınar güreşleri geliyor aklımıza. Yani bir pehlivanlar şehri, bir yiğit bir şehir burası. Ama büyük de bir şehir değil açıkçası. Yani 180 bin nüfusu var, küçük bir şehir fakat şirin bir şehir ve özellikle de doğal yapısı korunmuş bir şehir. Selimiye Camii'nin de burada olması dolayısıyla ve yine tarihi mekanların burada, bu bölgede olması dolayısıyla da bu bölge canlı bir bölge, özellikle turist çeken bir bölge, bunu ifade edeyim. Tabi Edirne dediğimiz zaman Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Önemli bir şehir ülkemiz açısından, ben onu ifade edeyim. Tabi bu arada 2011 yılında da Edirne, Selimiye Dünya Kültür Mirası kapsamına alınmış UNESCO tarafından ve bir şekilde tarihi yapılar korunuyor bu bölgede diyebiliriz. Efendim bir de özellikle gelirken muhabbetimizde, arkadaşlarımızla onu gördük. Pirincin de ana vatanı. Yani herhalde biz İç Anadolu'da veya Akdeniz'de bunu böyle bilmiyoruz ama pirincin ana vatanı olarak da bilinen bir şehir Edirne. Bunu da öğrenmiş olduk ve özellikle bin bir çeşit lezzeti var ama ciğer bunların en başında geleni ve özellikle de Selimiye Camii'nin etrafındaki restoranlarda, lokantalarda ciğer olmazsa olmaz. Çok farklı bir ciğer sunum ve pişirme şekilleri var. Ve lezzetli de açık söylemek gerekirse. Az önce tadına da bakmış olduk. Ama gerçekten güzel bir şehir. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir şehir. Ve bunun yanı sıra da Yunanistan ile Bulgaristan'a da sınır bir şehir. Ve burada özellikle o bölgelerden göç almış vatandaşlarımız, yurttaşlarımız da bulunuyor. Efendim bugün Edirne'deyiz. Afşin Haber Merkezi olarak bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedik. Az önce de Selimiye Camii'nde namazımızı eda ettik. Ancak siz de arka planda görüyorsunuz. Şu anda restorasyonda hem içinde hem minarelerinde hem dış kısımlarında şu anda restorasyon geçiriyor Selimiye Camii. Güzel bir şehir. Özellikle Trakya'ya gelenler yani Tekirdağ, Kırklareli'ni görüyorlarsa Edirne'yi unutmamalılar ve Edirne'yi de mutlaka görmeliler diyelim. Ve inşallah herkesi biz Edirne'ye davet etmiş olalım.